Efendim iyi akşamlar. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız. Sıcak bir gündem ile karşınızdayız. Hemen detaylara geçmek istiyorum. Maalesef tüm Türkiye'yi derinden üzen bir olay Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşandı. Öğrencilerin kaldığı yurtta yangın çıktı. Çıkan yangında bilanço ağır oldu. İşte haber hakkındaki ayrıntı. Öğrenci yurdu alevlere teslim oldu. Kapıyı açamayan 11 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Adana'nın Aladağ ilçesinde özel bir öğrenci kız yurdunda yangın çıktı. İçeride çoğu öğrenci 34 kişi vardı. Ahşap malzeme nedeniyle alevler hızla üst katlara yükseldi. Korku dolu anlar yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Bazıları pencereden atladı. Yangına itfaiye ile birlikte orman koruma ekipleri de müdahale etti. 3 saatlik mücadelenin ardından yangın söndürüldüğünde içeri giren itfaiyeciler 11 öğrenci ve bir eğitmenin cansız bedenini buldu. Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 24 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayı duyan aileler hastaneye ve adli tıpa koştu. 11 öğrenci ve bir eğitmenin canına mal olan yangın faciasının nedeni ilk belirlemelere göre elektrik kontağı. Ancak en büyük sebebi olaraksa ahşap çatı gösteriliyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangın merdiveninin kilitli olduğunu ve bu sebeple öğrencilerin yangın merdivenini kullanamadığını söyledi. Elektrik kontağından çıktığı ihtimali ki arkadaşlarımızın edindiği ilk intiba odur. Muhtemelen güçlü bir ihtimal. Ama içerideki ahşap kaplamalarda yangını tetikliyor, güçlendiriyor. Çocuklar da dışarıya çıkamayınca, yangın kapısını, merdivenlerini açamayınca yangın merdivende bir işe yaramamış oluyor dolayısıyla. Kilitleme tedbiri var ise yani muhakkak ki bu yanlış bir metot. Facianın ardından bakanlar Adana'ya hareket etti. Yurtta kalan öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. Çok büyük bir acı. Aile Bakanlığı olarak burada bakanlarımızla birlikte buradayız. Ailelerimizin acılarını paylaşmak için geldik. Bugün burada acı paylaşma günü. Devletimiz tüm imkanlarıyla ailelerimizin yanındadır. Bugün acılarını paylaşacağız. Hastanede ziyaret edeceğiz yaralılarımızı. Ayrıca bakanlığımız 32 kişilik psikososyal destek ekibiyle şu anda sahada, hastanelerde, adli tıp kurumunda ekiplerimiz görev yapıyor. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar araştırılacak titizlikle ve hiçbir şekilde ihmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek. Milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum. 11 çocuğa ve bir eğitmene mezar olan yurttaki facianın izleri ise gün ağarınca gözler önüne serildi. En çok hasarı 3 katlı binanın ahşap olan üst kısmı gördü. Binanın halıyla kaplı üst katı kül olurken çatısının da çöktüğü görüldü. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma için 3 savcı görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da yangınla ilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan bilgi aldı. Bu arada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yangına ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirdi. Ve konu hakkında Belediye Başkanı Özkan Özgüven bugün yazılı bir açıklama yaptı. Adana'da yaşanılan olaydan dolayı ciğerimiz yandı diye konuştu. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Adana'daki bir kız öğrenci yurdunda yaşanılan yangında hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan elim kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Özgüven mesajında dün akşam Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın sonucunda 11'i orta öğretim öğrencisi, biri yurt çalışanı olan 12 kişi vefat etti. Vuku bulan bu elim hadiseden dolayı millet olarak ciğerimiz yandı. Bu elim hadise nedeniyle vefat eden yavrularımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Ve FETÖ soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam adliyeye tam 29 kişi çıkartıldı. Çıkartılan bu kişilerin terör örgütüyle bağlantılarının olduğu iddia edildi ve 7 kişi tutuklandı.
Ereğli'de devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre aralarında iş adamları, esnaf, doktorlar ve ev hanımlarının bulunduğu 29 kişi Fethullahçı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle önceki gün gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 29 kişiden Doktor RR, Doktor BC, Memur ENA, Doktor ZYE, Esnaf DGS, Doktor AK ve Memur HRO isimli şahıslar tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 18 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Vergi borçları yapılandırıldı. Bugün ise ilk taksidin ödemesinin son günü ve bu kapsamda Ereğli Vergi Dairesi'nin gece saat 23'e kadar açık olacağı belirtildi. Vergi borçlarını yapılandırma süresi geçtiğimiz 25 Kasım tarihinde sona erdi. Bugün ise yapılandırılan borçların ilk taksitlerini ödemede son gün. Bu yüzden tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde de uzun kuyruklar oluştu. Bu kapsamda Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün bu gece saat 23'e kadar açık olacağı belirtildi. İlk taksitlerde ödemeyen vatandaşlar yapılandırmadan kesinlikle faydalanamayacaklar. Yetkililer borçlarını yapılandıran vatandaşların ilk ödemelerini yapmaları için vergi dairesine 23'e kadar açık tutacakları bilgisini verdi. Ve spor diyelim, 2 haftadan bu yana sınavlar olduğu için süper amatör kümede maçlar oynanmıyordu. Bugün oynandı. Ereğli Spor deplasmanda Kulu Spor ile karşı karşıya geldi ve rakibini tam 4-0'lık bir skor ile mağlup etti. Süper Amatör Ligi'de oynayan Ereğli Spor, konuk olduğu Kulu Spor'u 4-0'lık bir skorla yendi. Sınavlar nedeniyle 2 haftadır maça çıkamayan Ereğli Spor, oyun üstünü ve teknik planlarıyla adeta tarih yazdı. Başarılı teknik adam Mehmet Uğurluel yönetiminde başarıdan başarıya koşan Ereğli Spor, ev sahibi Kulu Spor'a acımadı ve 4 golle liderliğini sürdürdü. Ereğli Spor her iki yarıda da ikişer gol bularak maçı 4-0 bitirdi. Ereğli Spor'un gollerini 17. dakikada Tugay, 26. dakikada Murat Erdoğan, 67. dakikada Ahmet ve 76. dakikada Buğra kaydetti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek, ilçelerin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meram ilçesinin mahalle muhtarlarıyla buluştu. Bu kez Karatay'daydı ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi, çözüm yolları üretti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek, Konya, Karatay ve tüm ilçeleri Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Karatay'a yapılan yatırımlar hakkında muhtarlarla sohbet etti. Hazreti Mevlana'nın türbe ve külliyesinin Karatay'da olmasını ilçeyi Türkiye çapında önemli değerlerden biri haline getirdiğini belirten Akgürek, Karatay'ın son dönemde yapılan kentsel dönüşüm, imar çalışmaları ve bölgeye yapılan yeni yatırımlar ile geliştiğini belirtti. Getirmişti bölgeye ama yani fakir mahalleler, doğru başkanım, işte imar açısından birçok problemi olan mahalleler ve çeşitli göçten kaynaklanan problemler vardı Karatay'da. Sonra Karatay hem kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem yeni imar çalışmalarıyla hem bölgeye yapılan yeni yatırımlarla ayrıca yani belediyelerimizin muhtelif katkılarıyla bir de Karatay belediye yönetimlerinin de bunda çok önemli rolü var. Karatay'ı sanayi kenti haline getirdi belediyelerimiz. Mevlana Kültür Merkezi'nin burada yapılması, tamamlanması. Türkiye'de en çok kullanılan kültür merkezi burası şimdi. Yani en çok gelinen yerlerden birisi Türkiye'de Karatay bölgesi olmuş oldu. Mevlana Meydanı'nın yapılması, işte
şehitlik. Bu tarafta da Karatay Belediye'mizin büyük bir çalışması oldu malum. İşte bir şurada ileride Konya Müzesi, evet, biz ya da Kültür Bakanlığı onu hayata geçirecek. Oradan Mevlana'ya kadar yürüyebilecek insanlar. Oraların da cephe düzenlemeleri falan yapıldıktan sonra daha da çok daha farklı hale gelecek. Şüphemiz yok. Şimdi Karatay'daki raylı sistem attı. Geçen Şebar Usta açmıştı Cumhurbaşkanımız, evet, malum. Alaaddin Adliye. Evet. Onun karşıya şehir hastanesi bölgesine, ki bu şehir hastanesi yeni yapılmaya başlandı ama 10 yıl önce planlandı aslında. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, daha sonra Türkiye gündeminde yaşanan gelişmelere bakalım. Her günkü gibi yine aynı sözle açıldı dükkanlar. Vitrin tozlarından arınırken esnaflık ruhu da hep olduğu gibi bugün de tertemiz kaldı. Ahiliktir bizim geleneğimiz. Esnaflık da, insanlık da budur dercesine siftah yapamayan dükkan komşusuna gönderildi yeni müşteriler. Çıraklar bugün de yine para üzerine unutan müşterinin peşinden hiç usanmadan koşturdu. İskemleler dükkanın önüne koyuldu, tarihi camilerde yine ön safların yolu tutuldu. Ve cami çıkışı, çaylar yine muhabbetle yudumlandı. Burası, asırlardır bizden olan, bizi yansıtan ahilik ve alışveriş kültürünün yaşatıldığı Tarihi Bedesten Çarşısı. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda ahilik ruhu aynı kalırken, 519 bina, 2687 dükkan yenilendi. Bedesten Çarşısı yenilenen yüzüyle sizleri bekliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi. Ereğli Belediyesi'nden satılık ticari arsalar. Ereğli'nin en gözde yerinde Toros Mahallesi Devlet Hastanesi bitişiğinde iki kat imar planıyla arsalar satışa çıkıyor. Alanlar çok mutlu. Bu fırsat kaçmaz. Siz de gözde olan bu yerde arsa almak istiyorsanız son gün 29 Kasım. Geniş bilgi için Ereğli Belediyesi ve www.ereğli.bel.tr'den bilgi alabilirsiniz. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Resto. Organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Biz çiftçilerimizin mahsulü şekeri, sütü Karadeniz'in fındığıyla birleştirip kakao ekledik. Torku bana da, ötesi yok. Önce Mehmet'i süzdük. Geceleri atıştırmak için lezzetli bir şeyler aradığını çözdük. Buse Naz'ı da süzdük. Neden kahvaltı masasına bir türlü oturmadığını çözdük. Sonra Meltem'i süzdük. Tariflerinde neyin eksik olduğunu çözdük. Gördüğünüz gibi biz bir peynirden çok daha fazlasını süzdük. Aradığınız peynirin sırrını çözdük. Taptaze sütten nefis Torku süzme peynir. Torku, doğal olarak bizden. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi,
ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratken'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratken inovatif serisinden. Selenit. Fratken. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Saat 3.30'da hep beraber oradaydık. Adana Havalimanı'na indikten sonra oraya intikal ettik. Orada bize hem Aldağ Savcımız hanımefendinin hem olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği ilk bilgi, yangın çıkış kapısının kilitli değil, kilit hiç olmadığı şeklindeydi. Hatta şöyle bir örnek verdi olay yeri inceleme ekiplerimiz. Genellikle bu hadiselerde yangın çıkış kapıları kilitli olur ama tesadüfen kilitli değil dediler. Ve üstelik yangın çıkış kapısının orada bir tül perde var. Bu tül perde bile sağlam bir vaziyette duruyor. Bunlar bizim ilk bilgilerimiz, ilk tespitlerimiz. Ama bundan sonra bu ayrıntıları tabii ki olaya yargısal görevi olan Kozan Cumhuriyet Başsavcılığımız, Aldağ Savcılığımız bu incelemeleri yapacaktır. Yangın kapısı ile ilgili bize verilen gece, bütün bakan arkadaşlarımıza bize verilen kilitli olmadığı şeklindedir. Bu yurtları Milli Eğitim Bakanlığımız yılda iki defa denetliyor. En son denetlemesi bu sene 2016 yılı Haziran ayında yapılmıştır. Bina ruhsatlı bir binadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın ayrıca çalışma izni verdiği bir binadır. Onlar yangından son anda kurtulan şanslı öğrenciler oldu. Adana'da kaldıkları yurttan çeşitli hastalıklar nedeniyle izin alıp ailelerinin evlerinde kalan iki kız öğrenci, 12 kişiye mezar olan yurt yangınından hastalık nedeniyle kurtuldu. Aileler ise evlatlarının o faciayı yaşamamasına şükrediyor. Abi çok acı ya, diyecek bir şey yok yani. Biz düşünüyorduk yani, bizim kızımız orada olsak ne yapardık dedik yani kendi kendimize. Çok üzüldük. Öte yandan maddi imkansızlıklarla öğrenim görmeye çalışan çocukların yaşadığı köy evlerindeki durum yürek burktu. Yangından yaralı kurtulan öğrencilerse hala olayın şokunu atlatamadı. Bu arada hayatını kaybeden bazı öğrencilerin eğitim gördüğü Sinanpaşa Ortaokulu'nda matem havası vardı. Okulda hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşları da derslerine hüzünlü girdi. Anayasa değişikliği biliyorsunuz, gündemdeki anayasa değişikliği çalışmaları yine kurulun gündeminde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi olarak size nakledeceğim bir bilgi. İki parti arasında gerçekten Türk siyasetinde özlenen ve Türk siyasetinde model alınabilecek, örnek alınabilecek çok güzel bir işbirliği yürütülüyor. Çalışmaların uzuyor olması ve kamuoyunun daha ayrıntılı biçimde bilgilendirilmiyor olması, aradaki diyaloğun iki tarafın da bu konudaki katkılarını saygı duymak açısından başvurulan bir yol. Aslında çalışma öyle çok da fazla uzamış değil. 10 Kasım'da biliyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'la Sayın Devlet Bahçeli bir araya gelmişlerdir. O zaman AK Parti'nin önerisi sunulmuştu. 21 Kasım'da tekrar MHP bu metin üzerinde kendi önerilerini, eleştirilerini tekrar sunmuştur. Daha sonra 24 Kasım'da tekrar Milliyetçi Hareket Partisi tarafına AK Parti'nin düzeltilmiş, tekrar revize edilmiş metni sunulmuştur. Son olarak 28 Kasım'da yazılı olarak da
bir daha gereken revizyonlar ve eleştiriler AK Parti tarafına iletilmiştir. Yarın da Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Binali Yıldırım bir araya geleceklerdir ve öyle zannediyorum ki yarın itibariyle metne son şekil verilerek en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine sunulacaktır. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu saat 16'da toplandı. Toplantının ana gündemlerinden biri Avrupa Birliği ile ilişkiler. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile yürütülen müzakereleri durdurma yönünde tavsiye kararı almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınırları açarız uyarısında bulunmuştu. Türkiye, AB ilişkilerinin referanduma sunulmasından, geri kabul ve vize serbestisi anlaşmasının iptal edilerek sığınmacılara konulan bazı engellerin devre dışı bırakılmasına kadar adımlar Ankara'nın gündeminde. Tüm bu süreçler MGK'da da değerlendiriliyor. Kıbrıs'ın durumu da MGK'nın başlıklarından biri. Türk ve Rum liderler arasında İsviçre'nin Montpellier'in kasabasında yapılan görüşmeler Rum tarafının aşırı talepleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Çözüm için son şans olarak nitelendirilen ve 1,5 yıl süren görüşmelerde netice çıkmamasının ardından Ankara'nın uluslararası camiaya vereceği mesaj ve izleyeceği strateji MGK'da ele alınıyor. PKK'dan FETÖ'ye kadar bütün terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele de MGK'nın gündeminde. Ayrıca Suriye ve Irak'taki gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlıkta bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.